Şimdi kamuoyunda vay burayı ihaleyle satılır. Hayır, ihaleyle satmak zorunda değiliz. Biz ancak inşaat ihalesini yaparken 2886 ihaleye çıkarız. Ama satarken, kiralar şey yaparken biz satmak zorunda, ihale yapmak zorunda değiliz. Bu da kirli bilgi işte, sen başkanım size sormak istiyorum. El altından satılıyor gibi bir söylem oluştu. Bu kirli bilginin de cevabını yine sizden arz edeceğim. Şimdi ben burayı ben satmıyorum. Yakında tabela asılacak oraya. İşin başından bugüne kadar biz buranın projesini yapan Orkent. Buranın finansman, maliyet analizlerini yapan Orkent. Yani oradaki biz esnafa verirken çok makul seviyelerde maliyetini arkadaşlarımıza verdik. Maliyetini hesaplamadığımız bir şeye vatandaşlara, kiracılara söylememiz mümkün olamayacağı için belli bedel üzerinden ona çalıştık, sattık. Ve bize dilekçe veren 50 kişiden 42 kişisi bedelini ödeyerek oradan yer aldı. Dilekçe verip vazgeçenler var. Bak, dilekçe verip imzası bizde. Param yok deyip alamayanlar var. Ecci misille oturanlar var. Dilekçe vermişler bize. Onlar da kendileri almaktan vazgeçmiş. Yani 50 küsür kiracı olan bir yerde 40 kişi yer alıyorsa diğerleri kendi rızası almayabilir. Kimseye zorla aldın diyemeyiz. Herkes orada mülk sahibi yaptık. Ve arta kalanları da bedelini Orkent AŞ belirlemek şartıyla herkese isteyen alabilir. Gizli bir şey yok. Orkent'in burada yetkili arkadaşı var. Arayabilirler. Ofis de var, iş yeri de var. Bedelini buradan ödeyerek iş yeri alabilirler. El altından gibi bir şey vermemiz söz konusu değil. Neden? Çünkü her şey resmi. Bankaya bile resmi hesaba yatıyor. Resmi olan, bankaya resmi yatan bir şeyin gayri resmisi olabilir mi? Ona göre Orkent fatura kesecek. Yani biz buradan satışı ihaleyle yapmak zorunda değiliz. Bunun açık ve net bilinmesini istiyorum. Eğer büyük şehrin olsaydı evet ihale yapmak zorunda. Ama ticari bir şirket olması hasebiyle ihale yapmak zorunda değil. Her esnaf kardeşimiz gelip bedelini ödeyerek buradan yer alabilirler. Bunun ilk örneğini Ordu'da yaptık. Ordu'da yükseliyor bakın. Ordu'da çarşamba pazarı esnaflarına aynı modelde biz mülk sahibi yaptık, biliyor musunuz onu? Gidin, şu an inşaat devam ediyor. Orada yükseliyor. Aynı modeli Ünye'de. Keşke başka yerlerde de olsa aynı imkanı yapsak. Yani ez cümle. Benim özellikle basındaki arkadaşlardan doğru bilgiyi kimden alırım? O işi yönetenden alabilirsiniz. Gelip bakın siz ne güzel aradınız, sordunuz. Ama savcılık soruşturması bitmeseydi bu açıklamayı gene yapmazdım size. Doğru. Yapamazdım yani. Ama savcılık soruşturması bitti. İşi yapan, kentsel dönüşümü yapan, hikayesini yazan, ben olduğuma göre benden öğrenme hakkınız vardır. Her arkadaşın gelip bunu öğrenebilir ve kamuoyuna da doğru.